Merhaba arkadaşlar. Bugün size yanlış yalan reklam yapıp %95 win rate strateji vaat edip sizi kandırmaya çalışanları nasıl tespit edebiliriz? Bunu göstereceğim. Hemen stratejileri aşağı yukarı nasıl test edebileceğimizi anlamış olacağız. Mesela bu ekranda gördüğünüz gibi karışık görünen mesela 3 tane mesela 4 tane indikatör nasıl birleştirebileceğimizi göstereceğim. Bunlar direkt bize bir sonuç verecek. Bu sayede sonuçta geçmişte çalışmış mı bunu görebileceğiz. Hemen başlayalım. TradingView'ı açıyoruz. Örnek bir strateji koydum. Mesela diyelim ki internette bir video izlediniz ve dedi ki şu strateji çok iyi çalışıyor ve kurallarını paylaştılar ve bunu denemek istiyorsunuz. Buraya mesela 3 tane onay koşulu yazdım. Çıkış için bir koşulu yazdım. Parçalı satım için bir koşulu yazdım. Bunu test edeceğiz. Hemen indikatörlerden Optalgo yazıyorum. Burada backtest Optalgo komüniteye açık, ücretsiz. Bunu hemen grafiğimize ekledik. Şimdi diğer kurallarımız için RSI kullanıyormuşuz. RSI'yi ekliyorum. ADX'i kullanıyormuşuz. ADX'i de ekliyorum. Aynı zamanda MACD'yi de kullanıyormuşuz. MACD'yi de grafiğimize ekliyorum. Çıkış koşulu için de MA'yı kullanıyormuşuz. Hatta onu da ekliyorum. Yani bayağı kompleks bir şey paylaştılar. Ve bunu kodlama kullanmadan deneyeceğiz. Kuralları birlikte gireceğiz. Kısa sürecek. Evet, burada aracı açtım. Şimdi RSI değerle çalıştığı için bu kısımdan giriyorum. Diyorum ki eğer RSI'nin değeri büyükse büyükseyi bulalım. Evet, büyükse 50'den diyor ki long sinyallerine izin versin diyeceğim. ADX 20'den büyükse diyor. Buradan hemen ADX'i buluyorum. ADX burada. ADX büyükse diyorum. Gene 20'den burada 20 demiş. Burada kuralı seçememişiz. Evet, büyükse 20'den. Bu da longlara izin versin diyorum. Bir kuralımız daha var. Demiş ki MACD eğer crossover durumdaysa. Şimdi crossoversa iki tane çizim kesişiyor. Yani değer kesişmiyor. O yüzden bu alt kısmından gireceğim. Diyeceğim ki MACD eğer crossoversa MACD'nin sinyalini, evet bunu seçtim. Bu da long sinyali oluştursun diyorum. Evet, şu an aslında bu 3 koşulu girdim ve giriş koşullarımız belli. Gördüğümüz gibi sinyaller de belirdi aslında otomatikman. Bir adet de çıkış koşulu gireceğim. Burada da mum kapanış fiyatı ve MA'yı görüyoruz. Bu sebeple burayı giriyorum. Mum kapanışı eğer küçükse MA'dan pozisyonu kapasın. Close all sinyali atsın. Evet, buna tıkladığım anda aslında bu giriş ve çıkış koşullarına girmiş olduk. Direkt bizim için otomatik bir backtest yaptı. Mesela sonuç kötü gözüküyor default ayarlarla. Hani size bu stratejiyi paylaşan kişi mesela diyebilir MA 200 olsun. Örnek veriyorum. Ya da başka bir şey de söyleyebilir. Böyle böyle aslında deneyebiliyoruz. Yani parametrelerini de değiştirebilirsin. Hani RSI'yi atıyorum 14 ile başka bir şey vermiştir. Bunları da değiştirip deneyebiliyoruz. Bu sayede aslında hızlıca önerilen strateji çalışmış mı çalışmamış mı diye back testimizi yapıp kafamızı daha çok rahatlatıyoruz. Aynı zamanda time frame de değiştirebiliriz. Atıyorum 4 saatliğe geçiyorum. 4 saatte mesela böyle bir sonuç çıkıyormuş karşıma. Ayrıca mesela burada bir kuralda yazmıştık. Mesela bunu da bonus olarak deneyelim. Hani kafamızda soru işareti kalmasın. Mesela parçalı satış da yapmak istersek hani bunlar biraz daha test etmesi zor. Ama burada mesela onun ayarı da mevcut. Demiş ki RSI eğer 80 levelinde cross under oluyorsa yani şöyle yukarıdan kesiyorsa yani yukarıdan başlayıp aşağı doğru kesiyorsa demek cross under. Onu da girelim. Gene değer kullanmışız. RSI değeri cross under'ı bulalım. 80 değeri ise parçalı satsın. Burada close parçalı seçiyorum. Bu parçalı çıkış yapacak. Çıkış adetinde 5 parça demiş. Yani 5 parça da satsın demiş. Burada partial exit miktarı da var. Bunu da 5 seçtim. Okey'e bastım. Aynı zamanda parçalı da çıkış gerçekleştirecek. Bunu da bonus böyle denemiş olduk. Hesaplamaları da yaptı. Mesela bakın burada parçalı çıkış gerçekleştirmiş. Burada %20'sini kapamış, %20'sini kapamış.
Çünkü 5 parça demiştik. Bu sebeple %20'sine kapamış. Bu şekilde aslında stratejiyi test edebiliyoruz. Yani kafamıza hani nasıl uygulanmış diye düşünmektense direkt sonucu görüyoruz. Yani bunları mesela kapatıp açıp da deneyebilirsen farklı farklı atıyorum. ADX'i kapatırsam ne oluyor? Hani bunları da deneyip ayrıyeten stratejiyi daha detaylı da inceleyebilirsiniz. Yani çünkü bazıları belki olumsuz etkiliyor, bazıları olumlu etkiliyor. Tam olarak görmüş olursunuz. Mesela burada parçalı alımı hoşunuza gitmediyse parçalı alımı kapatırız. Hani bu şekilde deneme şansımız da oluyor. Evet, bu şekilde aslında stratejiyi test etmiş olduk. Yani ne kadar kompleks gözükse de, yani bir sürü kural gözükse de bunu hızlı bir şekilde bu şekilde kodlama yapmadan deneyebiliyoruz. Eğer alarm kurmak istersek buradan direkt alarmı da kurayıp otomasyona bağlayabiliyoruz. Linkteki siteden direkt demo trading ile mesela test edebiliyoruz. Evet. Bu video bu kadardı. Böyle böyle faydalı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Buradaki amacım aslında size hani bunu mesela ben rastgele belirledim. Sizin merak ettiğiniz, denemek istediğiniz bir şey varsa bunu kendiniz bakarak, kurcalayarak deneyebilmeniz. Çünkü burada bir sürü ayar var yani. Hiç kullanmadığımız, kullanınca mantıklı olacak bir sürü ayar var. Bunları deneyebiliriz. Böyle böyle videolarda paylaşmaya devam edeceğim. Fikirleri uygulamaya göstereceğim. Evet. Takip edin mutlaka. Yorum yapın. Sorularınızı sorun. Ayrıca siteye de support bölümü ekledim. Oradan soru da sorabilirsiniz. Optagon'un sitesinde support'a mesaj atabiliyoruz. Yani bu sıra support mesajlarını açtık. Hani sorularınız vesaire oradan da sorabilirsiniz. Evet. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.